Merhaba arkadaşlar ben sonucunuz Orjinal Matematik Yayınları'nın 2023 AYT Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Trigonometrede 23. testte kalmıştık. 23. testinde çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Dilim sürçtü. Şey yapamadım, konuşamadım. Neyse devam. Birdeyiz. 6 sinüs x 8 kosinüs x 13'ten büyüktür şartını sağlayan 0 2 pi aralığında kaç tane gerçek kök vardır demiş. Şimdi ben size şununla ilgili bir şey geçen dersimizde de söylemiştim. A çarpı sinüs x artı b çarpı kosinüs x diye bir ifade verdiğinde bu ifadeye mesela ne diyelim a diyelim. O zaman biz a'nın alabileceği maksimum değer için şöyle bir şey deriz. Kök içinde a kare artı b kare deriz. Tamam. O zaman buranın alabileceği maksimum değer kaçtır? 10'dur. Peki senin neyi olmanı istiyor? 13'ten büyük olmanı istiyor. Tövbe haşa. Böyle şey mi olur lan? Diyoruz. Boş kümeyi yapıştırıyoruz. Böyle bir şey yoktur. Gerçel sayı yoktur. Tamam Geldik 2'ye. Sinüs x eksi denkleminin kökü nedir demiş. Tamam. Sinüs x'e isim verelim oradan çözelim. Sinüs x'e ne diyelim? S diyelim değil mi? S eksi 3 bölü S eşittir 2. Payda eşitleyelim. S kare eksi 3 eşittir 2 S. Hepsini sol tarafa atalım. Ne oldu? S kare eksi 2 S eksi 3 eşittir. 0 yaptı. Peki buradan çarpanlara ayırsak. S eksi 3. S artı 1 ne yapacaktır? 0 yapacaktır. Peki buradan sin ne gelecek? 3 gelecek. Buradan ne gelecek? Sin eşittir. Eksi 1 gelecek. Peki senin spiraline baktığında şöyle çizdin. Sinüsün 3 olma şansı zaten yok. Onu hiç kale bile almayalım. Sinüs ne zaman eksi 1'dir? Tam şurada. Yani 270'te. O zaman bu şartı sağlayan kaç tane kök vardır? Bence bir tane kök vardır diyebiliriz. Bu aralıkta bir tane kökümüz varmış. Peki geldik 3'e. X demiş 0 ile 2 pi arasında böyle bir fonksiyon vermiş. F fonksiyonu tanım olduğu kaç farklı x değeri vardır demiş. Şimdi kaç farklı x değeri vardır? Mesela şöyle yazalım. Buraya sin bölü kost diye yazalım. Şimdi şurasını nasıl yazalım? Bak şuraya çekeyim. Şurası da 1 eksi 2 sinüs x bölü 2'dir. Bu da takla atarsa burası burası sin bölü cos'tu. Bunu da takla attırırsak yukarı doğru değil mi? Yukarı doğru. Ne olacak? 2 bölü 1 eksi 2 sinüs x olacak. O zaman biz burada kosinüsün sıfır olduğu değerleri saymayalım. Bunun da sıfır olduğu değerleri salmayalım. F fonksiyonun tanımlısı olduğu kaç farklı x değeri vardır bakın. Kaç farklı açı demiyor. Kaç farklı x değeri vardır diyor. O zaman bizim baktığımızda şöyle bir spiral yapalım. Spiralimiz sıfırı da dahil 360'da da dahil etsin. Kosinüsün sıfır olduğu yerler neresi? Bak şurada 90 veremezsin sen x'e. Ne veremezsin? 270 veremezsin. Bak burada sinüs x'i 1 bölü 2 yapan değerleri veremezsin. Olmaz. Yani birinci bölgedik, 30'u veremezsin. Üçüncü bölgedeki 150'yi veremezsin. Yani kaç tane toplam? 4 tane olur. Yani burada aslında şu sol taraftaki hareketi yaparak şuradan kurtarıyorum size. Sinüs x 1 bölü 2'de biz nasıl konuştuk rahat rahat 30'dur dedik 150 dedik ya. Mesela alt tarafı şöyle verse 2 eksi 3 sinüs x dese. O zaman sen sinüs x'i ne yapmamak isteyeceksin? 2 bölü 3. Peki hangi açıda sinüs 2 bölü 3 olmaz? Ben bilmem. Ama bölgesel olarak burada bir yerde derim. E bir de burada derim. İşte şu hareket beni oradan kurtarıyor diyebiliriz arkadaşlar. O yüzden açıyı bilmeseniz de ne yapabilirsiniz? Çözümü yapabilirsiniz. Bizler orada açıyı bilmeseniz de soru ne yapabiliriz? Sorabiliriz. Peki bakalım O noktasında yayın orta noktası geldik dördüncü sorumuza. O noktası yayın orta noktası olmak üzere AB 50'ymiş. AB neresi? Burası. Doğru mu? Burası 50'ymiş. Daha sonra OC de ne kadarmış? Şu kadar. Yani tel düz durursa da şurada bir 5 santimlik bir çıkma var. İbrahim PR şeklindeki oku C üstü O, doğru parçası AB dik olacak şekilde şekildeki gibi okun ucu O noktasına gelene kadar çektiğinde bunu buraya çekiyor. Burası 35 santim ama burası 50 santim. Şimdi burası o zaman toplam 5 santim buradaysa 30 santim burada oldu. Doğru mu? Şimdi oku ne yapıyor? Yay geriliyor. Burada benim şuradaki mesafemde değişme olmaz bence. Şuradaki mesafede değişme olmaz. Yani orası kaç oluyor? 50 de 25 mi oluyor? Aynı. O zaman bize neyi soruyor? Tanjant bıcığı a. Yani şu açının tanjantını soruyor. Şuraya alfa dersem, şurası alfa yapmaz mı? Yapar. O zaman tanjant alfa ne geldi güzel kardeşim? 5 bölü 6 mı geldi? Neyi soruyor? Tanjant 2 alfayı soruyor. O zaman tanjant 2 alfa, 2 tan alfa bölü 1 eksi tan kare alfadır. Buradan 2 tane 5 bölü 6 bölü, 1 eksi 5 bölü 6'nın karesi ne yapar? 25 bölü 36 mı? Buradan soru çözünürlüğümü çıkar. O zaman burası ne yaptı? Alt tarafa yazalım. 11 bölü 36 yaptı. Üst tarafta ne yaptı? 5 bölü 3 yaptı. Sonra bunu takla attıralım. 5 bölü 3 çarpı 36 bölü 11 diyelim. Bu bunu götürse 12. 5 kere 12. 60 bölü 11 gelecektir. Tanjant 2 alfanın karşılığı. Yani doğru cevabımız nedir arkadaşlar? 60 bölü 11'dir. Yani denizdir diyebiliriz. Bu da 4. sorumuzun çözümüydü. Geldik 5'e denkleminin 02 pi aralığında kaç farklı kökü vardır demiş. Şimdi o zaman burayı ben bir iki kare farkıyla açayım. C kare eksi kare c -S kare artı s kare diyeyim. Eşittir c artı s diyeyim. Sonra c kare artı s kare 1'dir onu oradan kaldıralım. Sonra c eksi s c artı s diye bir daha sol tarafı iki kare farkı diye açayım. Şimdi anacım şunları sadeleştireyim. C eksi s'yi 1 yapayım. Daha dakika bir gol bir kendime gol attım. Ne yaptım? Kosün eksi eşit olduğu bütün durumları iptal ettim. Bakın sadeleştirdiğiniz ifadenin içinde eğer x varsa siz ne yaparsınız kök yutarsınız. Tamam ve siz kök yuttuğunuzu bilirseniz inadına sadeleştirirsiniz ve dersiniz ki o kökleri bu sefer yutmayacağım. Şimdi benim spiralimi ben çiziyorum. Bak şimdi spirali çizdim. Sıfırdan 360'a kadar. Kosinüs ve sinüs zıt işaretli. Nerede olur? Bence ikinci bölgede olur. Bir de dördüncü bölgede olur. Çünkü birinci ve Üçüncü bölgelerde aynı işaretliler. ve sinüsü hiçbir zaman eşit olmazlar. Ama ikinci bölgede mesela atıyorum kaç orası? 135'te. Bir de 45'e denk gelen 135'te. Bir de dördüncü bölgedeki 315'te. Bunlar nedir? Zıt işareti. İki tane buradan yakaladık. Tamam Şimdi geldik buraya. Şimdi buradan devam ediyorum. Şimdi siz durup dururken ne yapamazsınız? Kare alamazsınız. Bak şimdi yapacağım taktiğe bak. Biz inadına kare alacağız ama kare aldıktan sonra bulduğumuz köklerin sağlamasını yapmak zorundayız. Bak şimdi siz durup dururken bir denklemde, trigonometrik denklemde ya da herhangi bir denklemde kare alırsanız yalancı kök, sahte kök, çakma kök, replika kök, yalancı kök gibi kendi kendinize bir sürü ifadeler var. Bunlardan bir tanesini kullanırsınız. Ama böyle bir kök olmaz. Nasıl yani? Bak şöyle düz mantık anlatayım. X 2 ise sen durup dururken kare aldıysan x kare eşittir 4 yaptın mı? yaptın. E sen ne dedin şimdi? X eşittir 2 ve x eşittir eksi 2 diye bir köküm var dedim benim. İki tane köküm var. Ben de sanırım ki oradan. Hadi oradan yalancı. Senin bir tane köküm var. 2. Eksi 2 nereden geldi? O yalancı kök o. Çakma kök o. Yalancı sahte kök o. Öyle bir kök olmaz. O zaman biz durup dururken kare alamayız ama bunu biliyorsak kare alırız ve ondan sonra ne yaparız? Sağlamasını yaparız. Ben şimdi kare aldım. C kare artı s kare eksi 2 sc eşittir 1. Burası bir de ozan 2SC eşittir, 0 geldi. Yani buradan sinüs x 0 olabilir, kosinüs x 0 olabilir. Nedir onlar? Ben onları kırmızıyla işaretleyeyim. Bakın şurada sinüs ya da kosinüs 0'dır. Mesela 90 ve 270'te şurada ve şurada kosinüs 0'dır. Şu üçünde de, de sinüs 0'dır. Bakalım bakalım tutuyor mu? Şimdi burası kaça kaç noktası? 0'a 1 noktası. Mesela x'i kosünüs'e 1, y'ye 0 verdim. Aa pardon, pardon, pardon. Şöyle. Burası 0, burası 1 noktası. Burası 0, burası 1 olunca tutuyor mu? Bak bu tutmadı. O zaman bu iptal. Şu nokta gitti. Mesela burası kaç? Kosinüsü eksi 1, sinüsü 0. Tuttu mu? Tutmadı. Bak bu da gitti. Ay bu fazla gidecek. Şunu götüreceğim. Heh tamam. Mesela burası kaç? 0'a eksi 1 noktası. Yani kosinüsün 0, sinüsün eksi 1 oldu. Eksi eksi birden dolayı bir geldi mi burası? Geldi. Bak o zaman bu nokta tamam. Bizde. Bu nokta bizdeydi. Bu nokta bizdeydi zaten. Onlar kesin vardı. Bir de 0 ile 360 deneyelim. 0 verirseniz ne olur? Bu 1 bu 0 tuttu. Bu da tuttu. Bu da tuttu. Toplam kaç tane oldu? 5 tane oldu diyebiliriz. 2 tane aynı anda dikkat etmemiz gereken şey var. Sadeleştirme yaparken kök yutma diye bir eylem var. 2 durup dururken kare alırsanız siz ne yaparsınız? Yalancı sahte kökler üretirsiniz. Dikkat edin. Geldik 6'ya. S küp eksi S eşittir C küp eksi C ise kaç farklı gerçek kök vardır. Şimdi amaç fonksiyon sayısını bir yapmak. Tekrar söylüyorum bak trigonometrik denklemlerde amaç fonksiyon sayısını bir yapmak. Bunu bu tarafa bunu bu tarafa atsak. Ne oldu? S küp eksi C küp eşittir. Ne oldu? S eksi C oldu. Sol tarafı S eksi C parantezini aldım. S kare artı S C artı C kare. Sağ taraf S eksi C yaptı. Şimdi sen bana dedi ki hocam ben S-C'leri sadeleştirdim. Ben de sana dedim ki sin sinle kosun birbirine eşit olduğu durumları yok sayma. Yani kök kütma Çünkü burası sıfır olursa burası da sıfır olursa bu denklem sağlanır. Tamam. Sonra ne oldu? S kare artı S c artı c kare eşittir 1 oldu. Sadeleştirdim çünkü. S kare ile c karenin toplamı 1 ise S çarpı c sıfırdır. Buradan sin sıfırdır ya da kos sıfırdır. Peki hocam burada bana engel var mı? Ben de derim ki sana hiçbir şey sana burada engel olmuyor. Çünkü tanımsızlık yok. O zaman bak dikkatli bak. 0, 2, pi kapalı aralığı. Bak bunları da dahil edeceğiz. Sin ile kosun birbirine eşit olduğu bir burası var bir burası var. Sinin sıfır olduğu neresi var? Bir burası var bir burası var bir burası var. Kosun sıfır olduğu bir burası var bir burası var. Şimdi say bakalım kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O zaman doğru cevabımız ne geldi? 7 geldi diyeceğiz. Anlaştık. Paydayı sıfır yapma ihtimali yok. Burada da yoktu. Ama şöyle bir şey var. Ee, burada ne vardı? Bu da biz durup dururken kare almıştık ya. Burada kare alma falan yok. O yüzden biz patır kütür hepsini aldık. Geldik 7'ye. 90 ile 270 arasında bir x açısı. Bunu sağlayan. Şimdi amaç neydi? Fonksiyon sayısını 1 yapmaktı gençler değil mi? Şimdi burada bir antin kontin hareketler yapalım. Buraları düzeltelim falan. Yani fonksiyon sayısını azaltalım biraz ya. Çok geldi. Şu kotanjantı bir düzeltelim. Bence bunun yerine bir bölü tanjant falan yazalım. Mesela bu ikisini sin parantezine alalım. Şimdi s parantezinde 1 bölü 1 eksi t. Tanjant yerine t yazdım. Artı 1 bölü 1 eksi kotanjant yerine 1 bölü t yazdım. Tamam. Sonra burayı payda eşitledim. t eksi 1 bölü t yaptım. Sonra bir de bunu takla attırdım. t bölü t eksi 1 oldu. Vay anasını be. O kadar düzelttik ettik. Burası ne eşit oldu? Buna mı eşit oldu? Tamam. O zaman şunu kaldırıyorum. Siz nasıl olsa notunuzu aldırdıysanız almışsınızdır. Bunu sildim. O zaman bunu da sileyelim. Şurası şu oldu. Eşittir. Eksi kosmuş. Şimdi hocam biri 1 eksi t, biri t eksi 1. Ne yapalım? Bence şuradaki eksiği kaldıralım. Bunu da 1 eksi t yapalım. Ve üst taraf 1 eksi t, alt tarafta 1 eksi t yapsın. Burası da sinle çarpınca eksi 1 geldi. Bu arada ayık ol. Tanjant ne olamaz? 1 olamaz. Bunu da kenara yazalım. Tamam mı? Tanjantın 1 olma şansı yok. O zaman bunları sadeleştirelim. Sin eşittir. Eksi kos. O zaman bunu bu tarafa atalım. Tanjant x eşittir. Eksi 1 gelsin. Peki bu şartı sağlayan tanjantı eksi 1 yapan benim aralığım nerede? 90 ile 270 arası. Tanjantın eksi 1 olduğu yer neresi? Burası. Yani 135 derece. Yani 3 pi bölü 4. Yani Bursa. Fonksiyon sayısını azalt kardeşim azalt. Bu kadar fonksiyon çok. Adama çok. Tamam mı? Mantıken. Mantıken çok değil mi? Çok. Tamam. Sen de öyle yap işte. 8. Cos 5x artı sin 5x çarpı tanjant 21 denklemin sağlayan x değerlerinden bir ya hangisidir demiş. Şık, 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 şık. şık, şık, şık Bak şimdi. Tanjant 20'yi ne yapıyorsun? Açıyorsun. Sen kardeşim sin 20 bölü cos 20 diyorsun. Sonra ben bunu sin 5 xe çarptım. Burada da ne var? Bir cos 5x var. Kaç eşit? 1 eşit. Payda eşit diyorsun. O zaman cos 5x çarpı cos 2x pardon cos 20 artı sin 20 sin 5x. Hadi payda eşit dedik diyelim. Cos 20 oldu. Hocam sol taraf cos cos sin sin'in kosinüsün toplam fark formülüdür. Ve kosinüs erkek yalancıydı. O zaman biz buraya ne diyelim? 5x 20 diyelim. Peki bu neye eşitmiş? Kosinüs 20'ye mi eşitmiş? Aynen. O zaman bu buna eşittir. O zaman 5x 20 20'ye eşittir. Bir de 5x eksi 20 eksi 20'ye eşittir. O zaman buradan ne geldi? 5x 0 geldi. Buradan da ne geldi? 5x eşittir. 40 geldi. Tabi bunun arkasına 360 k'ları var değil mi? Artı 360 k'ları var. Şimdi bu duruma göre Denklemi x değerlerinden biri hangisidir demiş. Şimdi 5'e bölersek x eşittir. 8 artı 72 k'dan. Bak 8 tuttu. Direkt doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? Adana geldi diyebiliriz. Tamam buradan aramadım. Hangisidir demiş. Görünce zaten devam ettim. Şimdi 9. sorumuzda cos kare artı 3 sin x artı 3 eşittir 0 denkleminin 0 2 pi aralığındaki kökler toplamı kaç radyandır diye sormuş. Şimdi buradaki amaç ne? Şurayı ben şöyle bir Kafamızı karıştırmasın. Ben size demiştim amaç fonksiyon sayısını 1 yapmak. Gel şu cos kare yerine ne yazalım? 1 eksi sin kare yazalım. 3s var burada. Artı 3 var burada. Sonra hepsini eksiyle çarpalım. s kare eksi 3s eksi 4 eşittir sıfırdan. s eksi 4 s artı 1 eşittir sıfırdır. s buradan 4'tür. s buradan eksi 1'dir. Peki sinin 4 olma şansı var mı? Yok. O zaman sinin ne olmasını istiyoruz? Eksi 1. Burada sinüs nerede? Sadece şuradaki 270 derecede 1 olabilir. Yani doğrucağımız sadece bir tanedir. O da nedir? Ceyhan'dır. arkadaşlar. Tamam. Geldik ona. Bunu sakın unutmayın. Amaç fonksiyon sayısını 1 yapmak. Kosekant ne? 1 bölü s kare. Yazalım. 1 bölü s kare. Eşittir. 1 artı. Kotanjant ne? C bölü s. -kare. Yani. Payda eşit değilim bence. Şimdi burası s kare bölü s kare olsun. Burası da c bölü s kare olsun. Sonra şunlar gitsin. S kare artı CS eşittir 1 oldu. Doğru mu? Şimdi nasıl yapalım? S kareyi buraya atalım. 1 eksi S kare CS. 1 eksi S kareyi halk arasında biz ne diyoruz? Cos kare x diyoruz. Bu da ne yapar? Cos x sinüs x yapar. Şimdi hocam şuradaki cos x'lerin bir tanesini götürdüm. O zaman kenara cos x'in sıfır olma ihtimalini yazayım. Peki cos x sıfır olursa ne oldu? Sinüs x eşittir. Cos x oldu. Bunu da buraya çektim tanjant x eşittir ne oldu? 1 oldu. Bak bir sürü durum yarattık. Şimdi bakalım cos x 0 olma ihtimali var mı? Burası nerede? Şurada cos x'in 0 olma şansı yok. Tanjant x'in 1 olma tamam o zaman okey. Bizim spiralimiz nerede? 0 ile 90 arasında. Yalnız 0 da olamaz. 360 da olamaz. Kosinüs nerede 0'dır? 90'da. Başka? 270'te. Tanjant ne zaman 1'dir? 45'te. Bir de 225'te. O zaman bunları toplayalım. 225, 45 daha 270. Bir 270 daha 540. 630. Bunların hangisi 630 yapar? 4 çarpı 80 o. Bu 90, 630. O zaman ne geldi? Denizli geldi diyebiliriz. 10. sorumuzun cevabı için. Gördünüz. Amaç fonksiyon sayısını 1 yapmak. Net. Bu çok net bir tariftir. İkinci yani denklemlerin kökleri için alfa eğer 30 sa eşit iki kök vardır. E bununla neyle ilgileniyoruz? Delta ile ilgilenmiyor muyuz? Delta neydi? B kare eksi 4 çarpı sinüs alfa bölü 2. Yani ne yaptı? 1 eksi 2 sin alfa yaptı. O zaman biz bunun ne olmasını istiyoruz? Negatif mi pozitif mi olduğuna bakalım. Şimdi burayı 0 yapan değer nedir? Burası 1 bölü 2 iken sonuç 0 çıkar. Yani sinüs ne zaman 1 bölü 2'dir? 30'da. Eğer pi bölü 6 alırsak diskriminat sıfır çıkar. O zaman eşit iki kökü vardır. Tamam. Şimdi biz şu şurayı çizelim. Diyor ki bana pi bölü 6 ile 5 pi bölü 6 arasında yani 30 derece ile 150 derece arasında gerçel kökü yoktur. Şimdi zaten sinüs fonksiyonu açı büyüdükçe değer büyüyordu ya 30'un üstüne çıktığında 90'a kadar ne olacak? Hep 1 bölü 2'den büyük gidecek. O zaman burası 1 bölü 2'den büyükse o zaman burası ne olur? Negatif olur. O zaman gerçel kökü yoktur ifadesi doğrudur bence de. O zaman 1, 2 demeyeni gönderelim. 3'e bakalım. Bana diyor ki şu bölgede, şurası 2 tane gerçel kökü vardır. Evet o zaman burada mesela 1 bölü 2'den daha küçük sonuçlar alacak. Mesela 1 bölü 5 olacak. 1 eksi 2 bölü 5'te ne yapar? 3 bölü 5 yapar. Yani sıfırdan büyük. O zaman 2 tane gerçel kökü var mıdır? Vardır. O zaman doğuracağımız Edirne midir? Bence de Edirne'dir. Böylece 10.000'in sorununda çözümünü yapmış olduk. Son iki sorumuz. 12. sorumuzdayız. 12'de bize diyor ki cos 5x sin arc cos 1 bölü 2. Bak ben ne diyordum ters trigonometriklerde arc gördün her şeyi isim ver. Sen buraya alfa ver. O zaman şunu sileyim bak. Arc kosinüs 1 bölü 2 alfa ise buradan kosinüs alfa ne gelir? 1 bölü 2 gelir. Tamam mı? Şimdi kosinüs alfanın 1 bölü 2 olduğu durumda sinüs alfa ne olacaktır? Hani kök 3 bölü 2 olacaktır. Buraya biz ne yapalım? Kök 3 bölü 2 yazalım. O zaman kosinüs 5x eşittir. Kök 3 bölü 2 yaptı. Oldu mu? Peki sana diyor ki bu şartı sağlayan x değerlerinden biri nedir? O zaman 5 kök 3 bölü 2'ye tekabül eden bir tane kosinüs yaratalım. Kosinüs 30 olsun. Kosinüs 5x. O zaman diyelim ki ya 5x eşittir 30 artı 360k ya da 5x eşittir eksi 30 artı 360k. Sonra buradan x ne oldu? 6 artı 5'e böldüm 72K. Bir de burada 5'e böldüm. Eksi 6 artı 72K'dır. Şimdi bu şartları sağlayan X'ler bulacağız. Uyduralım bakalım. Hangisi olur? 212 olur mu? Mesela bunu 3 ile çarpsak. 216, 6 çıkar 210 olur aslında. 210 olur. 212 olmaz. Mesela bunu 3 ile çarpsak değil mi? O zaman mesela bunu 280'lere gelsek. Şunu 3 ile değil de 4 ile çarpsak 288 6 çıkar 282. O zaman doğru cevap denizdir. Ha bunları tek tek kontrol etme yani yapmak bulmak zorunda değilim. İşte K'ya 0 verdim 1 verdim 2 verdim 3 verdim. Böyle değil abi. test tekniğiyle ne yaparsın ya hangisi olur hangisi olmaz. Tamam bul karayı al parayı. Geldik 13. sorumuza ve dersimizin de son sorusuna. X 0 ile 360 arasındaymış. Bu ifadeleri vermiş. X bölü M oranı nedir demiş. Peki bakalım ee, ben bunları toplayayım. Aa bunlar gitti. Bunlar da gitti. O zaman ne oldu? 2 cos x eşittir 2 oldu. Buradan cos x ne geldi? 1 geldi. Cos x 1 ise x o zaman 0 derecedir. Başka şansı yok ki. Değil mi? Ya da 360 derecedir. Oran aşık hangisi olabilir demiş. Sıfır diye çıkardı yoksa o zaman x'i biz kaç kabul edelim? 360 derece kabul edelim. Tamam. Yani x 2 pi olsun. Peki o zaman x 2 pi ise o zaman burası ne yaptı? 1 yaptı değil mi? Şimdi şurayı temizleyelim bir daha çözelim. Şimdi burası 1 yaptı. O zaman burası ne yapacak? 0 mı yapacak? Şurası 0 yapacak. X'e kaç vermiştik? 3 satmış. O zaman bu da 0 yaptı. Bu gitti. O zaman burası ne gelecek? Burası 0 gelecek. O zaman M de kaç geldi? 6 geldi. O zaman 2 pi bölü 6'dan benim cevabım nedir? Pi bölü 3'tür diyebiliriz. Bu da 13. sorumuzun cevabıydı. Ve böylece arkadaşlar 23. testinde çözümlerini beraber yaptık. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.